Sorulmuş
neyzen gibi günahının hesabın mezara girmeden sorulmuş olsun diyor Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik'in bu güzel Hicaz eseriyle programımıza başladık. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Bağdı Sabahı programına TRT Diyanet TV ekranlarında ve yine her zaman olduğu gibi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altındaki bu güzel sergi salonundan Bağdı Sabahı Musiki topluluğu ile beraber sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Muhabbetimiz devam ediyor. Efendim, bu akşam hayatını Kur'an'a vermiş, Kur'an'la haşır neşir, yıllarca imam hatiplik yapmış ama aynı zamanda da sanatçı kişiliği, TV programcılığı gibi her iki alanda da kendini yetiştirmiş bir kardeşimizle beraberiz. Aynı zamanda da bestekar, biraz sonra onun eserlerini kendisinden canlı canlı dinleyeceğiz. Mustafa Özcan Güneş Doğdu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Sefalar getirdiniz. Bağdı Sabahı programımıza buyurun. Sağ olasınız. Gerçi bir yıldır beraber olalım, ne zaman beraber olalım, ne zaman beraber olalım derken Allah bugünleri nasip eyledi. Elhamdülillah. Böyle hemen ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. Allah kabul eylesin. Umre'den geldiniz. Teşekkür Allah tekrar ediyorum. Nasip Allah razı eylesin. Olsun. Allah. Amin, amin. Hacca gitmeyi, tekrar tekrar gitmeyi hepimize. Amin. Allah ihsan eylesin inşallah diyelim. Amin. Efendim, Mustafa Özcan Güneş Doğdu, Hafız Mustafa Özcan Güneş Doğdu. Şöyle başlayalım istiyorum. Evvela sizin kendi ifadelerinizden bir önce sizi dinleyelim. Nerede doğduk, nerede büyüdük, nerede yetiştik. Ondan sonra zuhurata bırakalım, bakalım. Ne gelirse, sorular ne gelirse programa devam ederiz. Buyur Mustafa Hocam. Öncelikle kıymetli Fatih Hocam, Cenab-ı Hak programımızı hayırlı eylesin. Amin. Allah yakışmış, razı olsun. Her şeyle yakışmış. Allah razı olsun. 1970 Çankırı'nın orta kazasına bağlı Sakaeli Köyü doğumluyum. 1979'da 9 yaşımda işçi olan ailemin yanına Almanya'ya gittim. İlkokulun geri kalan kısmını, orta ve liseyi orada okudum. Okulumun yanı sıra sonraları imamlığını da yapmış olduğum Hamburg Merkez Camimizde Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendim. 7-8 yıl kadar Osmanlı usulü Arapça okudum. İslami ilimleri okudum. Yani emsile, bina, avamil, maksud, izhar, hepsini. Elhamdülillah yukarı doğru çıktık. Bu arada okulumuzun ve bu derslerimizin yanı sıra hafızlığımızı yaptık elhamdülillah. Hocamdan ince talim okudum. Biz öyle tabir i̇nce ediyoruz. İnce talim derken hocam? Biraz açalım mı orayı? Kısa. Açabiliriz tabii. Yani harfleri tek tek geçiyorsunuz. Mesela E, İ, U. Ondan sonra metlerle E, İ, U. Sonra tenvinlerle En, İn, Un. Sonra okumuş olduğunuz önceki harfle okuduğunuzu vuruyorsunuz. Mesela Elif'le Bey'i Eb kalkarabiliyorsunuz. Bu şekliyle başladınız. Tabii. Amme cüzünü okuduk. Ondan sonra Fatiha'dan başlamış olduk. Biz buna ince talim diyoruz. Ardından nasip oldu Şam'a gittik. Bir sene kadar Şam'da kaldım. Pratiğimi geliştirmek üzere. Aynı zamanda güzel Kur'an-ı Kerim okuyanların olduğu hep söylenirdi Şam'da. O zaman ne denir bilmiyorum. Mısır'ı düşünmemiştik. Gerçi bizden önce giden arkadaşlarımız vardı Şam'a. Onların da vesilesiyle gitmiş olduk. Çok büyük faydasını gördüm elhamdülillah. Hem yakinen oradaki insanları tanıma imkanımız oldu. Hem de Arapçamızı zaten altyapımız tabii sağlamdı. Bir 3 aya kadar zaman içerisinde belli bir merhaleye getirdiniz. Çok rahat konuşur hale geldik. Döndükten sonra 88'de göreve başladık. Hamburg. Yok, Ham. Benim hayatımda 3 şehir var diyorum ben. Ham, Şam, Hamburg. Allah Allah. Ham farklı bir yer yani. Tabii. Ömer bilir misin sen? Almanya'da Ham neresi? Dortmund'a yakındır. Ömer bilmiyor. Evet. Ha, gitmediniz. Dortmund'a 30 kilometre bir küçük kasabadır. Küçük dediğimiz 20 bin civarında nüfusu olan bir yer. Orada ilk görev yerimiz oldu. 2 sene orada görev yaptık. Sonra Hamburg'a döndük. O görev yaptığımız sıra içerisinde Dünya Kur'an-ı Kerim yarışmasına oraya girmeyeceğiz. Katıldık. Onları sonra. Şöyle yapalım. Bir ilahi dinleyelim sizden. Olur. Ondan sonra daha sorularımız var. Onları ben soracağım. Tamam inşallah. Şimdi sizden şöyle söyleyeyim. Hem sevgili izleyenlerimiz de
eserin Ey Rahmeti Bol Padişah'ı okuyacaksın herhalde. 1998 veya 2000'li yıllar idi. Ankara Devlet Korosu'nda bir programa çağrıldım. Ali abi çok iyi bilir, Ziver abi de çok iyi bilir. Ali Toprak ağabeyimiz. Bir eser geçtik ve Devlet Korosu bir eser okudu ama ben bayıldım. Ey Rahmeti Bol Padişah, kimin bestesiymiş? Bir notaya bakınca, nota da yeni yazılmış, Ali abi yazmış onu. Evet. Baktım Mustafa Özcan Güneş'te orada. Allah Allah, yani 2003'lü yıllarda olabilir, bilmiyorum ama tam. Evet. Ey Rahmeti Bol Padişah'ın bizim bildiğimiz hem Hicaz'ı var, hem de bir Uşak olanı var. Evet. Vestekar'da sizsiniz. Sizden onu hem dinleyelim, sonra hikayesini konuşuruz. Buyur hocam. Tamam inşallah. Buyur. Bismillah. Thank you.
Eyledim hadsiz günah cürmüm ile geldim sana. Evet. Ne kadar güzeldi. Sözleri çok güzel hocam. Beste çok güzel. Ahmet Kuddusi Hazretleri yazmış, evet. 1792 yılında. Ya. Yani 200 yıl sonra da biz bestelemişiz. 1992. Nur içinde yatsın. Hicaz olanın bestekarı kimdi hatırlayamadım bir anda. Hicaz olanının bir anda hatırlayamadım. O da çok güzel ama tabii bizim eserlerimiz, ilahilerimizin mesela Yunus'un bir sözü bir bakıyorsun 10 tane beste yapılmış. Evet. Nasıl sözse artık. Nasıl sözse. Gönlünüze sağlık hocam. Allah razı olsun. Biraz evvel hemen sosyal medyadan zaten cürmüm ile geldim sana deyince aklımıza Mustafa Hoca geliyor diyor. O bizlere öğretti bunu diye söylüyorlar. Buradan da selam söyleyelim. Şimdi Mustafa Hocam sizi babanız buradan alıp hep beraber gittiniz değil mi? Buradan 9 yaşındayken. Yoksa baban benim orada mıydı? Benimle ablam gitmiş baban olduk. Baban oradaydı. Diğer kardeşlerim, annem babam oradaydılar. Hepsi oradaydı. Tabii. Sizi de aldılar götürdüler. Aynen. Kur'an'a sizi kim teşvik etti? Hafız olmanıza vesile olan kimdi? Hatta biz bazı şeyleri biliyoruz ama burada paylaşmanızı da istiyoruz. Yani bir söz, babanız bir şey söylemiş size. Evet. Size nasıl oldu? Bunu anlatalım burada isterseniz. Almanya'ya gitmeden önce burada, affedersiniz, türkülere, şarkılara merakım varmış. O zamanlar radyolardan ezberlemişim. Hmm. Hatta o zamanlara ait kayıtlarım da var. Almanya'ya gittiğimde babamı hiç unutmuyorum. Kulakları çınlasın, Allah selamet versin. Amin. Allah uzun ömür versin. Amin. Tüm babalarımıza inşallah. Alman okuluna beni yazdırdı. İlk gittiğimde ilk yaptığı iş bu oldu. Sonra ben zannediyorum eve gideceğiz. Hani okula yazdırdı artık eve döneceğiz. Oradan baktık başka bir yere gidiyoruz. Allah Allah. Bir yere geldik. Oğlum dedi burası cami. Okuldan sonra ilk yaptığı iş beni camiye götürmek oldu. Hocamızla tanıştırdı. Oğlum dedi bundan sonra dedi burada okuyacaksın. Okuldan sonra dedi buraya geleceksin. Kur'an öğreneceksin. Allah Allah. Ben o zamana kadar hayatımda Kur'an'mış efendim böyle bir şey hiç muhatap olmamıştı. Falan deme yani köyde. Yok camiyi bilirdim de hiç böyle muhatap olmamıştı. Bana kimse evet. Öyle bir şey dememişti. Ama tabii baba da o, Almanya'da siz buradasınız. Tabii. Belki. Yani tabii. Onun da büyük şeyi var. Burada ebemle dedemin yanındaydım. 9 sene kaldım. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Ettiler. Cümlemizin. Kur'an okumaya başladık. Tez zamanda yani bir 3 aya kadar kısa bir zamanda bayağı makamlı okumaya başladığımı hatırlıyorum. Türkülerin şeyi çıktı yani orada. Tabii. Vesile oldu ona. Bir ön hazırlığı varmış tabii, demek tabii, ki. Tabii. Bir de camimizde müthiş bir yarış ortamı vardı hiç unutmuyorum. O kadar güzel Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar vardı ki bizim gittiğimizde. Kim güzel okuyacak? Ha? Tabii. Hocamız sürekli bizleri böyle teşvik ederdi, yarıştırırdı bir anlamda. Bendeki bu Kur'an'a olan bu heyecanı, bu yarışı babam görünce herhalde o zamanlar kolay kolay kimse para verip kaset falan almazdı. Hiç unutmuyorum. O kaset 14 marktı. Şimdinin 140 eurosu diye düşünebilirsiniz. Allah Allah. O kadar kıymetli. Bir gün babam
bak oğlum dedi, Özcan, Özcan dedi babam bana. Bak oğlum şu, şunu dedi, al sana hediye ediyorum bunu, bak bu adam gibi oku dedi. Allah Allah, kimmiş bu adam? Hakikaten teybe koydum, dinliyorum ki aman yarabbim bu kadar mı muhteşem okunur. Merhum Abdülbasit Muhammed Abdüssamed'in Bakara suresinin Fatiha'dan sonra başından başlıyor, 7-8 sayfa okumuş. Ondan sonra bende bir merak başladı, öyle okuyacağım diye uğraşıyorum. Hakikaten de o yıllarki kayıtlarım varmış yine, dinliyorum. Aynı onun gibi. Birebir taklitini ya yapıyormuşum. Şimdi bazen şöyle söylüyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim güzel okumak için kimseyi taklit etmeyin, kendiniz olun. Ama taklit olmayınca, yani sen bir hocayı, senden güzel okuyan birisini taklit etmediğin müddetçe sen zaten kendin olamazsın. Önce onun gibi okumaya çalışmak lazım. Ondan sonra üstüne bir şeyler katabiliyorsan katarsın. Katamazsan en azından taklit de bari. Evet. İşte hepimiz İsmail Biçer hocayı Kur'an-ı Kerim okurken Allah rahmet eylesin. İşte dinleyip onun gibi okumaya çalışıyorduk. Veya Abdüssamed'i, ben de o kısa sureleri, özellikle Abdüssamed'in kısa sureler kaseti vardı. Ben de 88'de Umre'ye, İmam Hatip'li yıllarda, o zamanlar Umre'ye gitmiştim. Medine'den almıştım o kısa sureleri. Ben de onu hep dinlerdim. Onun gibi okumaya, işte o zaman bir şeyler yapmış oluyorsun ve bence en güzelini de bugün böyle dünya birincisi olduysan bunların hepsinin altyapıda bir hizmeti var yani mutlaka. Onun için taklit edelim diyorum ben önce. Kur'an okuyan. Taklit etmeden olmuyor zaten. Yani çocuk ne bilir neyin nasıl olacağını tabii bilemez. Dolayısıyla önce bir şeyleri denemesi lazım. Evet. Kendi sesine, ruhuna, karakterine, fıtratına yakın olan bir şeyi keşfetmesi lazım ki. Zaten ben Abdüssemed gibi okusam bile veya İsmail Biçer hocam gibi birisi okusa bile onun gibi olması mümkün değil. Mümkün değil. Allah ona özgü bir yapı Mustafa vermiş. İsmail. Tabii. Yani Allah gani rahmet eylesin. Şimdi hafızlık geçmişinden söz edelim diyeceğiz. Şimdi bence hocalarınızdan hiç bahsetmedin. Kimlerden eğitim aldın mesela? Mesela yaşıyorlar mı hocalarımız? Hocalarımın üçü yaşıyor. Hı-hı. Bir tanesi, ikisi vefat etti. Nur içinde yatsın vefat edenler. Ramazan Minas hocam vardı. İlk Kur'an öğrendiğim hocamdır benim bu. Hala Almanya'da kendisi. Bu adam bir işçi. Günlük 8 saat işte çalışıp eve gelen bir insan. İlk defa böyle başladık biz. Kendi evinde biz okuturdu. Onda Elif cüzünü öğrendik. Sonra hafızlık hocama geldim. Hafızlık hocamız da vefat edeli 15 sene oldu. Samsun Vezir Köprülü Kurra Hafız Halit Tanrıver. Halit Tanrıver. Allah rahmet eylesin. Talim onda okuduk. Hafızlığımızı hep onda ona dinlettik. Yaptınız. Pek çok konuda bize örnek olmuştur. Biz sadece hafızlık yapmadık. Müthiş bir mevlid handı aynı zamanda. Müthiş bir kaside han. Yani onu dinlediğiniz belki zaman... Belki de sana bu manada yön verenlerden birisi, feyiz aldığın kişi herhalde. Şüphesiz hocam. Bir de Sefer Ahmedoğlu hocamız var, bizim Arapça hocamız. O da hayattadır kendisi. Mesela zaman zaman bize Kur'an okuttururdu. Şurada şu olmadı, şurada şöyle yap, mikrofona yaklaş, uzak dur. Hı hı. Yani bizi geriden sürekli kontrol ederdi. Hiç unutmuyorum, camiye ilk gittiğimiz yıllarda bir ilahi ekibi oluşturdu kendisi. Hocamın kendi sesi yoktur. İlahi okuma kabiliyeti yoktur. Kendisinin. Ama bir ilahi grubu kurdu yani. Tabii çocuklar gelin bakayım. İşte bildiği kadar. İşte o zamanlar Fetih Nesli derler benim aslıma diye. Meşhur marşlar vardı malumunuz. Onları okuyoruz. Hocam önden veriyor. Haydi çocuklar hep beraber okuyacağız bakalım. O gün yani 80-81'li yıllarda o ekibin içerisinde olup şu anda albüm yapan, televizyon programı yapan başka arkadaşlarımız da var. Ya ne güzel bak. Yani minnacık bir adım size bir ufuk açıyor. Diyorlar ki bak bu yoldan yürüyeceksin, böyle yapacaksın. Dolayısıyla hem hafızlık hocamızın hem de bize yön gösteren Sefer Ahmedoğlu hocamızın bu anlamda çok büyük teşvikleri, yönlendirmeleri olmuştur. Peki, burada aslında şunu anlıyorum ben. Bizim Bağdı Sabah programına davet ettiğimiz hocalarımız hep işte Türkiye'de yetişmiş, hafızlığını burada yapmış hocalarımız genellikle. Sizin bir ayrıcalığınız, Kur'an-ı Kerim'i Avrupa'da öğrendiniz. Aynen. Hafızlığı Avrupa'da yaptınız. Hatta Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında ilk defa dünya çapında belki de teksiniz değil mi bu manada? Avrupa'da şu ana kadar bildiğim tek, evet. Yetişip de dünya çapında isim yapmış olarak. Bu tabii
övünç kaynağı değil. Bu bir hada min fadli Rabbi. Rabbi yani bir lütfullah, bu lütfullah. Ama yani bunu nasıl görüyorsunuz? Kendinizde nasıl değerlendiriyorsunuz bu şeyi? Yani söyleyemeyeceğim. Bir gurur duyma mı var veyahut da şöyle söyleyeyim. Senden sonraki gelen gençlere siz bir şekilde örnek oldunuz mu? Şu anda onu görebiliyor musunuz orada? En azından Hamburg'da. Bir zamanlar Almanya çapında, çünkü Almanya'daki Müslümanların önemli bir kısmı bizi tanırdı. Hı hı. Çünkü her gittiğimiz yerde işte bu burada yetişmiş bak kişidir. Ve gençlerimizin büyük böyle bir gıptayla baktığına ve örnek verildiğine çok şahit oldum. Ve müessese açısından çok önemli değil mi? Şüphesiz. Değil mi? Evet. Bir zamanlar Hamburg Merkez Camii'nde görev yaparken pek çok Almanya çapından talebeleri bize gönderirlerdi. Bak i̇şte, burada bu var, tabii, gideyim ondan ders alın. Çünkü işte burada büyümüş, sizi bu iyi anlar. Ya aklıma bir şey geldi şimdi. yani burada işte, bu iş olurmuş. Şöyle bir şey dedin ya aklıma şu an. Bak işte bu falan dedin ya. Anlatayım, anlatmayayım bilmiyorum. Yani kendimle alakalı ama dedemi andım şu anda. Rahmetli. Evet. Allah gani gani rahmet etsin. Beni Kur'an kursuna yazdırdığı zaman annem Fatih akşam eve gelecek zannediyormuş. Sonra dedem anlatıyor. Dedem rahmetli. Bizim oralarda kocimam derler yani. Koca imam. Dedem rahmetli. Soyadı da koca zaten. Yani kocimam hazretlerine çok hizmet etmiş. Yani. Tabii Evliyaullah'tan birisi. Kocaman Hazretleri bir gün dedeme demiş ki öyle bir gün gelecek ki bak bu diyecekler sana demiş şeye dedeme. Allah Allah. Ben de Kur'an-ı Kerim yarışmasında 82 yılıydı zannedersem Amasya'da Sultan Beyazıt'ta birinci olduk. İşte o zaman demişler ki sonra işte bak bu Hayrol Hoca'nın işte torunu olan bu. Dedem o zaman bana anlar ya kocaman böyle demişti falan. Şimdi çok belki basit bir şey olabilir ama çok önemlidir o. Basit değil. Yani çok önemlidir bak. Şimdi Allah gani gani rahmet eylesin ya. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Hiç unutmuyorum. 84 yılındaydı. Türkiye Kur'an-ı Kerim yarışmasına geldim ben. Türkiye'ye mi? Tabii Türkiye'ye yarışmaya katılmaya geldim. O zamanlar Yahya Soyit. Allah rahmet eylesin. Muhteşem bir ses. Ya. İstanbul'da gelmiş olduğumuz Mustafa Çelik hocamız var. Eyüp'te Münzevi Cami imamıydı, şu anda emekli oldu. Beni ona götürdüler. Hocam dedi ki bak Mustafa sen dedi madem yarışmaya gireceksin. Dedi bir delikanlımız var. Birinci oldu. Türkiye birincisi. Dedi o sana bazı dedi taktikler öğretsin verir. Bak. Ben şimdi öyle heyecanlandım ki Allah Allah Türkiye birincisi ya bu nasıl bir adam? Oysa ki benim gibi bir insanmış ne dedi. Ancak ben yanına yaklaşabilir miyim bir? Acaba bir görsem nasıl okuyor ya acaba? Yani kafamda öyle bir şey hayallemişim ki sıra dışı bir şey bekliyorum ben. Tabii gittik kendisiyle tanıştık falan. Öyle bir mutlu oldum ki Allah Allah bizi kabul etti. İşte, Allah rahmet eylesin. Ya, şimdi bugün aynı şeyleri ben gençlerde kendi üzerimde yaşıyorum. Yaşıyorsun. İşte kimisi böyle geriden bakıyor, fark ediyorum. Hatta kimisi müsaade eder misin, yanına gelebilir miyim? Kimisi soru soruyor. İşte Kur'an okurken falan kimlerin böyle çok bu işe meraklı olanların çok dikkatli baktığına şahit oluyorum. Tabi bunlar hep teşvik amaçlı olan evet. Şeyler. Yani şunu da söylememiz lazım. Ve bunu çok samimi ifade ediyorum. Hepsi Kur'an'ın hatırına mı? Şüphesiz öyle bir. İkincisi, yemin de edebilirim. Bizden olan hiçbir şey yok. Tabii. Şöyle bir şey demiyorum ben. Çalıştım da, başardım da. Yok böyle bir şey ya. Tamamıyla bunlar min fazlı Rabbi. Vehbi ilahi Kur'an'ın da ifadesiyle min fadli Rabbi. Liyebluveni eşkuru emekfur. Ve bu imtihan meselesi biliyorsun. Hocam ya. Çok konuştuk. Bir ilahi daha dinleyelim sizden. Medine yolları diyelim. Haydi Medine. Bismillah. Oradan geldiniz. Haydi Bismillah. Evet. Haydi Bismillah.
Sevda hiç bitmesin inşallah. Ben bu eseri okuduktan sonra hep bunu söylüyorum. Bu sevda bitmesin. Amin ya Rabbi. Bu sevda bitmesin. Ne güzel. Evet. Canı sıkılan, böyle biraz hayattan bezmiş olanlar oluyor ya bazen. Diyorum ki birkaç günlüğüne git oraya. Dinlen gel. Değil mi? Evet, ruhun dinlensin. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Peki tatil bedenlerinde beden dinleniyor ama orada ruh dinleniyor. Kesinlikle. Allah herkese nasip eylesin. Şimdi, amin efendim. Tabi bu eser de ayrı bir güzel. Bunu ilk defa biz okumuştuk yine. Yani Anadolu kokuyor bu eser. Evet.
melodik yapısı olsun, sözleri olsun. Gerçekten çok güzel. Elhamdülillah. Hacı teyzeler, teyzelerimiz de çok seviyorlar bunu. Şimdi evet. Aklıma bir şey daha geldi. Ben bugün seni konuk ettik ama ben konuşuyorum. Seve seve gidiyorum ben Fatih Hocam. Bir gün, hani bir de şey var ya bizim, Medine'ye varamadım diye bir eserimiz vardır ya, Hicaz olan. O da çok sevilir, evet. Medine'de tam Ravza'ya bakan bir oteldeyiz. Rahmetli İsmail Karakaya Hocam sohbetini yaptı hacı teyzelerimize, hacı babalarımıza. Ben de ilahi okuyacağım, bir de Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Hacı teyzenin biri istedi ki, yavrum Medine'ye varamadım, okur musun dedi. Hacı teyze dedim, bak Medine'deyiz. Olsun, sen yine de oku dedi. o hasret bitmiyor, orada da olsa bitmiyor evet, yani. Evet. Allah bitirmesin inşallah. Amin. Şimdi, efendim. Mustafa amin. Hocam, biraz böyle tabii bir şeyler soracağım ama böyle gururlanmak, kibirlenmek için değil. Tabii sizi medyada da işte dünyada ilk 500 kişiye girdiniz Müslüman. Evet. Nasıl bir şeydi o? İlk 500 kişinin içinde. 5-6 yıldan bu tarafa Amerika'da bir üniversiteyle beraber, hı hı, orada bir dekan varmış, Müslüman bir dekan. Hı hı. Onlarla Ürdün'deki Kraliyet Araştırmalar Merkezi'nin ortaklaşa bir çalışması varmış. Çalışması bu. Dünya çapında en etkili 500 Müslüman kimdir? Etkili. Evet. Tabii kategori kategori ayırmışlar. Tabii benim sonradan bundan haberim oldu. Yani bize bilgi falan vermiş değillerdi. Her sene bunu yayınlıyorlardı. Ben gördüm, gazetede gördüm çünkü. Efendim, işte politikacılardan etkili Müslüman kim? Yazarlardan kim? İslam alimlerinden kim, sanatkarlardan kim, hafızlardan kim? Hmm. Bendenizi de hafızlar arasına koymuşlar. Elhamdülillah. Hamdolsun. Bu bir şeref mi diyelim? Şeref, amenna. Yani hafızlar içinde olmak ayrı bir şeref. Tabii neye göre bunu değerlendirmişler? Sade hafız değil. Yani bu adam hatip, bu adam Almanca konuşur, bu adam insanlarla ilgilenir, bu adam ilahi okur. Yani toplumun önde giden birisi, örnek alınan yani etki kişi. Alanı çok fazla anlamında. Mesela bizim Esma-ül Hüsna var. Hı hı. Onu biz tam bir sene önce YouTube'a koymuştuk. Şu anda 1 milyonu geçmiş. Elhamdülillah. Ona bir klip yapmıştık malumunuz. Yani demek istediğim farklı alanlarda böyle çalışan güzel, bir insan olarak. Bu da güzel bir şey. Elhamdülillah. Peki. Şimdi tabii yıllardır televizyon programcılığı yapıyorsun. Tam 10 sene olmuş. 10 yıldır. Hatta işte ilahiler okuyorsun. Daha önceden biz beraber albümler yaptık. Elhamdülillah. Sizin albümlerinizde de yer aldık. Mahmut abilerle beraber. Allah razı olsun efendim. Gelip gidiyordunuz. Çünkü yazın Türkiye'ye gelip gidiyordunuz. Ama biz zaten o şeyi koparmadık elhamdülillah. Her zaman beraber oluyorduk. İşte ilahi gruplarınız oldu. İlahiler okuyorsun. Bir yandan Kur'an-ı Kerim. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi çünkü ben kendi hayatımda da bakıyorum. Bir tarafta Kur'an-ı Kerim, hafızlık, imamlık, müezzinlik. Bir tarafta musiki. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Senin kendi açımdan... Bir zamanlar ben kendim bir bocalama dönemi yaşadım. Ben ne yapıyorum diye. Yok, ne yapıyorum diye değil. Şimdi bizim insanlarımız bundan bir 15 sene öncesine gidecek olursak... Yani işte müzik İslam'da var mı, yok mu olay biliyorsun tartışılırdı. Hatta 80'li yıllarda. Hala tartışılıyor. Özellikle bitmez 80'li yıllarda. Bitmez. Hafız bir de müzikle uğraşıyor. Yani ikisi bir araya gelmeyecek terimlerdi bunlar. İnsanlar çok garipsiyorlardı o zamanlar. Hatta bir zamanlar işte imamlığı bırakmış artık haşa. Çalgıcılığa başlamış. Bir de aşağılama şeyi var bunun içerisinde. Bu ifadelerde biliyorsunuz. Benden için söylenen bir zamanlar için. Yalnız okumada da bocaladığım olmuştur. Yani ilahiye böyle ağırlık verdiğim zamanlar Kur'an-ı Kerim okumam bozulmuştur. Ha, bak, hatta bu önemli. Burası İsmail, önemli. İsmail Biçer hocama hep Abdurrahman Gürses hocamız evlatlarım mevlüt okumayın dermiş. Öyle anlatırlar. Söylüyorlar, evet. Çünkü o Kur'an okumadaki ahenginiz bozulur anlamında. Yalnız bir zaman sonra ben bu şeyi attım. Elhamdülillah. Yani Kur'an okurken Kur'an gibi, yani hiç bocalama şeyi kalmadı. İlahi okurken de ilahi gibi. Demek ki belli bir seviyesi var onun. Belli bir yere gelene kadar ona dikkat etmek gerekiyor ama. Bir zamanlar cemaat beni zorluyordu. Yani işte hoca adam ilahi okumaz. Hı hı. Okusa bile bu müzikli olmamalı şeklinde.
Artık bu şey aşıldı diye düşünüyorum ben, hı hı. Elhamdülillah. Artık o meselelere girmeyelim derim ben fazla. Amin. Ben aslında onu sormak istememiştim ben ama yani elhamdülillah benim, doğru bir yerdeyim şu anda diyorsun ikisi, yani bir şekilde. Amenna. Yani yaptığım işten hayır, şüphem müzik, yok. Müzik deyince biz eğlence müziği yapmıyoruz. Amin. Elhamdülillah. Amenna. Öyle bir şeyimiz yok. Yani biz dini musiki dediğimiz, tasavvuf musiki dediğimiz tekkenin içerisinde icra edilen ilahilerimizi okuyoruz. Amin. Onlar da zaten Kur'an'ı anlatıyor, sünneti anlatıyor, hadis-i şerifleri anlatıyor. Ve en büyük bestekarlara baktığınız zaman hep hafızlar zaten. Oradan. Hafızların işidir bu iş. Yani. Musiki de genelde bakıyorsunuz hep altyapısı hafız olan insanlardan. Yani tekkelerden çıka gelmiş. Aynen, aynen. Merkezi ben orası. Zaten onun için söylememiştim. Ben şu anda bocalamam yok. Elhamdülillah. Bunu öğrenmek istedim. Peki şu anda artık Avrupa'yı bıraktınız. Yani Avrupa'dan zannedersem artık kesin bir dönüş yaptınız. 3 yıldan beri Türkiye'deyim. Evet, 3 yıl oldu. Evet. Yani önce haftalık buraya geliyordum, şimdi haftalık oraya gidiyorum. Oraya gidip geliyorsun. Olsun. Yani yine bir ayağınız Avrupa'da ama artık buradasınız. Kızınız işte burada. İlahiyat, bizim öğrencimiz. Nurullah geldi burada. Yani peki bundan sonra neler yapacaksınız veya ne yapmaktasınız şu anda? Şöyle yapalım mı hocam? Ömer'cim kızıyor bana. Bir ilahi oku da ondan sonra bu soruyu sor. Hem de ne güzel çok olur. Çok fazla oldu diye. Hadi bir ilahi okuyayım müsaadenizle. Haydi bakalım ondan ne demek hocam. Şimdi birinci eser, iki eser ard arda okuyacağım. Birinci eser ve ikinci eser, ikisinin de sözleri Yunus Emre'nin. Birinci eserin bestekarı Mustafa Demirci. İkinci eser İsmail Dede Efendi. Sen burada garip mi kaldın, niçin ağlarsın ey bülbül? Vurulup biz mi yanıldın, niçin ağlarsın ey bülbül? Sen burada garip mi kaldın, niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup biz mi yanıldın, niçin ağlarsın ey bülbül? Kargalar mı açtı, derin ırmaklar mı geçti? Ben yarimden ayrım düştü, niçin ağlarsın ey bülbül? Kargalar mı açtı, derin ırmaklar mı geçti? Yarimden ayrım düştü, niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey bülbül? Niçin ağlarsın ey ey bülbül, için ağlarsın ey bülbül.
Yüreğine sağlık hocam. Allah maşallah. Razı olsun. Evet Mustafa hocam, artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şeyi soracaktım. Ne yapıyorsun demiştim. Yani ne yapıyorsun şu anda? Özel resmi bir göreviniz var mı? Yok. Yani bir imamlık devam ediyorum burada. Artık oradan emekli oldunuz, döndünüz yani. Ama şu duayı hep samimi olarak yapıyorum. Cenab-ı Hak bizi imamlıktan ayırmasın. Mihraptan ayırmasın. Amenna. Mahfelden yani, ayırmasın. Bu resmi olur, gayri resmi olur. Evet. Bunu çok önemsediğim bir görev. Dolayısıyla ben şu ana kadar hiç mihraptan kopmadım. Yani illa birisinin bana görev vermesi vermesi çok önemli değil benim için. Nerede ihtiyaç var ise bunu şeref bilirim kendime. Bu bir. Elhamdülillah. Şöyle söyleyeyim, öğrenci yetiştiriyor musunuz? Sadece Almanya'da değil, burada da öğrenciler yetiştirmeye başladınız mı? Tabii sizi dinleyip bir şeyler öğrenenler de sizin öğrenciniz sayılır ama... Evet. Birebir Almanya'nın dışında burada da öğrencilerle haşır neşir misiniz? İlk geldiğim sene burada bir müddet talim ve tecvid dersi verdik öğrencilere. İlahiyat talebeleriydi hatta evet. Bunlar. Hı hı. İki yıldan bu tarafa haftalık sohbetlerimiz var. Hı hı. Hadis dersleri, özellikle hadis dersi yapıyoruz. Siyer dersi yapıyoruz. Malumunuz hadislere karşı bir taarruz var özellikle son yıllarda. Hadisin korunması lazım diye düşünüyorum. Televizyon programımız var. Radyo programımız var. Radyo programları, televizyon ama albüm var mı? Çok ciddi bir albüm çalışmamız var. Aslında iki senedir bekliyor. Uluslararası çapta bir şey yapmayı arzu ettik. Cürmüm ile geldim, sana Arapçasını okudum Arapçasını ilk defa. Arapçasını okudunuz, evet. Çok güzel bir tercüme. Almancasını okumuş muydunuz onu daha önce? Yok. Almancasını ama Almanca okumam. Okuduğunuz ilahiler de vardı var sizin. Tabii. Var. Yani o da önemli bir şey çünkü... Almanya'da yıllardır Almanya'da yaşadınız. Orada sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de eserler okuyorsunuz. Çok ciddi bir ihtiyaç. Önceleri işte Almanca Kur'an var mı diye sorulurdu. Sonra ilmihale döndü iş. Son zamanlar artık Almanca ilahiler yok mu diye sormaya evet. Başladılar. Zaten biz bu ihtiyaca binaen Ömer duyuyorsun değil mi bunları? Asım duyuyorsun değil mi bunları? Evet. Ömer'den bekliyoruz inşallah değil mi? Evet kesinlikle. Yani Ömer'den de Asım'dan da Arapça bekliyoruz. Evet.
Sonra yakında bu yapmış olduğumuz çalışmamız içerisinde uluslararası bir şey. Yani. Uluslararası Arapça eserler var. Hem Türkçe hem Arapça yaptık. Bunda iki amaç gidiyoruz. Türkçemiz malumunuz sadece Türkiye'nin dili değil. Evet. Çok ciddi bir Türk dünyası var. Evet. İkincisi bir de artık Arap aleminde, Arap dünyasında Türkiye çok iyi tanınıyor. Önce de tanınıyordu da şimdi apayrı bir yeri var. Mesela elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu bizim için bir şereftir ülke olarak. Hiç unutmuyorum. Fransa'da Araplara bir konsere gitmiştim. İşte Arapça ilahiler okudum. Millet gel hele diye bağırıyor. Allah Allah. Ama seyirci hep Arap. Allah Allah. Gel hele'yi nereden bilin? Dedim haydi saz ekibine gel hele'yi icra edelim. Ağabey başladı. Başlamasın mı tüm salon gel hele'yi okumaya? Yani ağlayacağım. Ağlayamıyorum. Eser okumam lazım. Çok güzel, çok güzel. Demek yani. İstediğim artık Araplar bizim eserlerimizi yani Türkçemizle okur hale geldiler. Elhamdülillah. İletişim imkanlarına genişlemesiyle. Dolayısıyla şu anda... Bu bir ihtiyaç diyorsunuz artık. Şüphesiz. Ve altyapı olarak da artık Türkiye'yi, hedef olarak Türkiye'yi seçmedik bu sefer. Dedik ki biz uluslararası yapabileceğim neyse artık çünkü belli de bir yaşa geldik. Dolayısıyla... Gençsiniz hocam maşallah ya. Maşallah. Dolayısıyla yapabileceğim imkanlarım dahilinde en üst şeyi yapmaya çalışıyoruz. Benim için İnşallah. Cürmümden sonra Esma-i Hüsna bir basamak oldu. Hı hı. Hem beste olarak hem içerisinde kullanmış olduğumuz ses tonları olarak hem de teknik olarak en üst yapıtımız oldu. Onun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah. O. İnşallah. Şimdi sizden bir eser daha dinleyelim. Tamam. Artık programımızın son sözlerini de alalım. Ne okuyacağız Mustafa Hocam? Abi annem mi diyelim yoksa annem. Kabe'nin yollarını mı okuyalım? Hangisi? Hayır annemi dinleyelim. Değil mi? Kabe'nin yollarını vaktimiz kalırsa okuruz. Tamam beraber inşallah okuruz. Annem haydi bismillah. Tüm annelerimize gelsin. Şüphesiz. Annemin hayali geldi karşıma. Söylediği sözler geldi aklıma. Aldım koynuma, özledim annem, can feda sana. Giydi gömleği, aldım koynuma, özledim annem, can feda sana.
söylesem yine tükenmez. Annem ölse bile ismi silinmez. Her zaman annem ararım seni. Babaların emeği çoktur denmez. Sayfalarca yazsam yine tükenmez. Babam ölse bile hakkı ödenmez. Her zaman babam ararım seni. Hocam bu yeni mi? Yok, bu bayağı var. Ben niye dinlemedim bunu hiç ya? Bu ne bu güzelmiş. Çok istek ya. Alan eserlerden bir tanesidir. Çok güzelmiş ya. Vallahi. Bunun bestekarı ve yazarı Ordu'da bir hocamız. Muhittin Yurttaş. Selam olsun. Bizi selam dinliyorsa olsun hocam. Buradan. Orada Merkez Camii imamıydı kendisi. Allah Allah. Tabii. Ne güzelmiş ya. Benim çok hoşuma gitti. Çok duygulandığım gerçekten. Evet. Anne, 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 anne. İşte hayatta mı anne? Hayatta, elhamdülillah. Allah uzun ömür versin ikisine de. Menfaatsiz seviyorlar. Ne yaparsan ya. Karşılıksız. Yine ya. Hep duacılar. Allah onlardan razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Ellerinden öpüyoruz. Babamızın da, annemizin amin, de. Amin. Son bir dakikamızmış. Mustafa Hocam, TRT Diyanet ekranlarında Bağdı Sabah programında artık izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alalım, programımızı bitirelim. Cenab-ı Hak ömür verirse inşallah bundan sonraki ömrümü Kur'an hizmetine tamamıyla vakfetmeyi arzu ediyorum. Hayalim odur. İnşallah. Bundan sonra yapmak zevkimle alakalı. Cenab-ı Hak ülkemize zeval vermesin. Amin. Cenab-ı Hak rızası doğrultusunda çalışan kim varsa ona güç versin, amin, kuvvet versin. Amin. Efendim bizleri birbirimize düşürmek isteyen, hangi isim altında olursa olsun bir takım mihraklara Allah'ımız fırsat vermesin. Amin. Bu güzel programının devamını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah çünkü razı olsun. Fatih Koca hocamıza yakışır. Estağfurullah. Diyanet televizyonumuza yakışır kalitede. Allah razı bir olsun. Program gördük. Cenab-ı Hak utandırmasın ediyoruz. Diyorum. Amin. Allah razı olsun. Efendim, Mustafa Özcan Güneş Doğdu hocamızla beraberdik. Hafız, sanatçı, televizyon yapımcısı, programcısı. Kendisine Allah uzun ömürler versin. Amin Allah hocam, amin. Bu yolda hizmet etmeyi, Kur'an yolunda hizmet etmeyi amin. Size de, hepimize de nasip eylesin amin inşallah. Hocam. Önümüzdeki hafta yeni bir konuğumuzla veya konuklarımızla sizlerle beraber olmak ümidiyle diyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Muhabbetimiz daim olsun.